Çadırın üçgen kısmının alanını soruyor. Bak kenarları 50 ve 50 taban 60. E ben buradan e, dikme çizecek olursam hani ikiz kenar üçgen gibi düşünecek olursam 30-30 diye böler. E, bu da ne olur? 30-40-50. 3-4-5'in katlar olur. E, tabanımız 60 yüksekliğimiz 40. Bölü 2 diyorum. E buradan şöyle sadeleştirirsem 30 çarpı 40 ne yapar? 1200 birim kare yapmış olur. İkiz kenar üçgen verilmiş. Bak 13-13 tabanımız da 10 buradan. E ben buradan dikme çizecek olursam onu 2 eşit parçaya böler, 5'e 5 beş diyemeler o zaman buraya 3 kaldı. Bir kere şu yüksekliğimiz de 12 oldu. Bak 5 12 13 üçgenimiz var burada. Şuradaki üçgene baktığımızda 5 12 13 üçgeni. E bana bu sarı bölgenin alanını soruyormuş. Bak tabanımız 2, yüksekliğimiz de 12. O zaman ben buradan 2 ile 12'yi çarpıp 2'ye bölersem 12 birim kare bulmuş olurum. Bu örnekte D ile C'yi birleştirecek olursam Şimdi bak öncelikle 9 var 15 var. 9, 12, 15 üçgeni 6, 6 diye bulurum. Bir kere ben şu bölgenin alanını bak şuradaki işe taradığım bölgenin alanı tabanı 2 yüksekliği 6. O zaman ben şuranın alanını yazabilirim. 6 çarpı 2 bölü 2'den 6 birim kareymiş. Sonra şimdi bak şu bölgeye bakacağım ben buradaki. Yani şu üçgene bakacağım. Şuradaki üçgen. Bir kere ben buraya A diyecek olursam bu 2A olur. Şimdi 3A'ya bakacağım. Tabanımız 6. Onu da şöyle işaretleyelim. Tabanımız bak 6 altı birim. 6'ya ait yükseklikte 9 birim. O zaman ben buradan 3A'yı bulabilirim. Bak 3A. Tabanı 6 yüksekliği 9 bölü 2. A'yı ben buradan ne bulurum? 9 birim kare bulmuş olurum. 2A e, ne olur? 2A. 2 18 olur. Şimdi bak. Bize 2A ile 6'nın toplamını soruyor. Yani 18 burada, 6 da buradaydı. Demek ki 24 birim kareymiş. B köşesinin AC kenarına olan uzaklığını 18 metre olarak vermiş. Bak şuradaki yüksekliğimiz 18 metreymiş. E bize x'i soruyor. Alan eşitliğinden yapacağız. 16 ile 18'i çarpıp 2'ye böldüğüm zaman alanı bulurum. Aynı alanı ben buradan bak x ile 24'ü çarpıp 2'ye bölersem de bulabilirim. X çarpı 24 bölü 2. E buradan sadeleştirmeler yapabiliriz. 2 ile sadeleştirdim 8 oldu. E 8'e böldüm 1. 8'e böldüm 3 oldu. E buradan 3x bölü 2 18 ise 3x eşittir 36 oldu. X buradan 12 birim olmuş oldu. Bak BC açı ortay burada. O zaman açının kollarına çizilen yükseklikler birbirine eşitti. Yukarıya doğru yükseklik çizmişim. Bak 4 birim. O zaman ben buradan bir yükseklik çizecek olursam ne olur? Bu da 4 birim olur. Şimdi burada 15-75 üçgeninin bir özelliği var. Şimdi yükseklik 4 ise bak şu tabanımız bunun 4 katı olacak. Yani 16 birim olur diyoruz. 15-75-90 üçgenin özelliği. O zaman taban 16 yükseklik 4 bölü 2. E buradan sadeleştirdim. Ne yaptı? 32 birim kare olmuş oldu. Çimlendirilen bölgenin çevresi 24'müş. Yani ben buradan şunu söyleyebilirim. Şu A ve B olsun. Yani şu bak uzunlukların toplamı. Yani A'nın B'nin ve onun toplamı 24'müş. O zaman ben buradan A artı B'yi 14 birim bulmuş olurum. Bize çimlendirilen bölgenin alanını soruyor. Yani A çarpı B bölü 2 nedir diye soruyor. Şimdi bak burada elimizde a artı b var. E, bir de a kare artı b karenin 100 olduğu bilgisi var. Pisagor yapacak olursam a kare b kare eşittir onun karesine. O zaman bak bu var, e, bu da var. O zaman ben buradan a artı b'nin parantez karesini alacak olursam a'nın karesi artı b'nin karesi artı 2ab olur. A artı b 14'tü karesini alacak olursam 196 yapar. A kare artı b kare de ne yapar? 100 yapıyor zaten bulmuştuk. Artı 2AB dedik. E buradan e, bunu bu taraf aldım 96. 2AB 96 ise AB ne olur? 48 olur gençler. E bizden alan soruyordu. Yani 48 bölü 2'yi soruyor. O da 24 birim kareymiş. Bu soruda ise bak e, ipucumuz burada. Yol çizgileri paralel diyor. E, bize e, dörtgensel bölgenin Alanını soruyor. Şimdi bakıyoruz burada dörtgensel bölge nelerden oluşmuş. Şimdi dörtgensel bölgeye baktığımızda, bak, şurada bir dik üçgenimiz var. Şu BDC bir dik üçgenimiz var. Bir de burada, bak, BDE üçgenimiz var. Şu şekilde çizecek olursam, şu şekilde veya şöyle çizelim, farklı renkle çizelim. Şu şekilde maviyle çizelim. Bir de şu üçgenimiz var. Şu şekilde. Yani ben buradan şuna S1 diyeyim. Şu S1 olsun. Şuradaki de S2 olsun. Bizden S1 artı S2 nedir diye soruyor. Şimdi bak ben buradan zaten S1'i bulabilirim. Şu köşe dikmiş. Yani 4 ile 6'nın çarpımının yarısı. Yani burası ne yaptı? 12 birim kare yaptı. Şimdi bak burada önemli olan S2. S2'yi nasıl bulacağım? Şimdi yol çizgileri paralel dediğine göre. Bak şimdi yol çizgileri paralel dediğine göre tabanı bu tutacak olursam alan taşıma yapıyorum. Bak şimdi şuraya taşıdım. Ben bu S2'yi buraya taşıdım. Bak bu da S2 olur. Şurası da S2 olur. Ee, zaten ben S2'yi de bulabilirim fakat gerek yok. Hani ben S1'i burada ayrıyeten bulmuştum ama zaten S1 artı S2'yi soruyordu. Bak S1 artı S2'ni dik üçgen oluşuyor. Yani kenarlardan biri 8 diğeri 6 zaten. O zaman 8 çarpı 6 bölü 2'den 24 birim kare bulmuş oluruz. Şuradaki yol çizgilerine dikkat edeceğiz. Bak yol çizgileri birbirine paralel olduğu için tabanı sabit tutuyorum. Buradaki bak şurayı sabit tutuyorum. Bu üçgeni nereye taşıyorum? Bak şu A'ya taşıyorum şöyle. Yani S2 değişmemiş oldu. Şurada. E bizden zaten S1 artı S2'yi soruyor. O da 8 çarpı 6 bölü 2 diyeceğiz. Tabanımız DE tabanı değiştirmeden bak ben buraya alanı buraya üçgenin tepe noktasını buraya taşısam alan değişmez. Aynı şekilde ben mesela tabanı DE şeklinde tutacak olursam bak buraya taşıyacak olursam alan yine değişmez. E ben buradan şuna bakıyorum bak e, tabanımız 5 yüksekliğimiz 4 oldu. O zaman bunun alanı 4 çarpı 5 bölü 2'den 11'im kareymiş.